Merhaba 6. sınıf öğrencilerim. Bugünkü din kültürü dersimizde namazın kılınışını göreceğiz. Erkekler ve kızlar için belirli hareketleri farklı şekilde yapıyoruz. Bunun için de sizlerden uygulamalı olarak namaz kılınışını araştırmanızı istemiştim. Şimdi öncelikle namaza başlamadan önce yaptığımız hazırlıkları ve namazın içindeki farzlarımızı bir önceki dersimizde görmüştük. Şimdi onları kısaca tekrar edelim. Bakalım ilk erkeklerin namaz kılışı nasıldır? Buradan başlayalım. Namaza başlamadan önce abdestimiz yoksa namaz için abdest alırız. Namaz kılacağımız temiz bir yerde kıbleye dönerek niyet ederiz. Örnek olarak sabah namazının sünnetinin nasıl kılınacağını görelim. Eûzu besmele çektikten sonra niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya diyerek niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek tekbir alınır. Erkekler tekbir alırken iki elin avuç içleri kıbleye gelecek şekilde baş parmaklarını kulaklarının altına devirir. Sağ el, sol elin üzerine gelecek şekilde baş ve serçe parmaklarıyla sol elin bileğini kavrayarak ellerini göbek altında bağlarlar. Gözler secde edilecek yere bakar. Sübhaneke duası okunur. Eûzu besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Fatiha suresinin sonunda amin denir. Besmele çekmeden bir sure veya birkaç ayet okunur. Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir. Erkekler rükûda ellerini dizlerinin üzerine koyarlar. Diz ve dirsekler düz tutulur. Sırt dik ve yere paralellerdir. Rükûdayken 3 defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Semiallahu limen hamide denir. Ayaktayken Rabbena lekel hamd denir. Namazlarda bütün rükûlar bu şekilde yapılır. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir. Secdeye giderken önce dizlerimizi, sonra ellerimizi, daha sonra da alın ve burnumuzu yere koyarız. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdedeyken ayaklar kaldırılmaz. Secdede bulunar atılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Allahu Ekber diyerek baş secdeden kaldırılır ve diz üstü oturulur. Otururken parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller bacakların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada Subhanallah diyecek kadar kısa bir an oturulur. Erkekler sol ayağını yere yayarak üzerine oturur. Sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. Allahu Ekber verilerek ikinci secdeye girilir ve 3 defa Subhane Rabbiyel A'la denilir. Secdeden Allahu Ekber denilerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. Secdeden kalkarken önce baş, sonra eller ve daha sonra da elleri dizlerin üzerine koyarak dizler yerden kaldırılır. Böylece birinci rekat tamamlanmış olur. İkinci rekatta eller birinci rekattaki gibi bağlanarak ayakta durulur. Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra birinci rekatta okumadığımız bir sure veya birkaç ayet okunur. Allahu Ekber denilerek rükûya gidilir. Rükûdayken 3 defa Subhane Rabbiyel Azim
denilir. Semiallahu limen hamide denilerek rükudan doğrulunur. Doğrulunca Rabbena ve lekel hamd denilir. Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede en az 3 defa Subhane Rabbiyel A'la denilir. Allahu Ekber denilerek ara oturuş yapılır. Ardından yine Allahu Ekber denilerek ikinci secdeye gidilir ve 3 defa Subhane Rabbiyel A'la denildikten sonra Allahu Ekber denilerek dizüstü oturulur. Bu oturuşta erkekler sol ayağı sağ tarafa doğru yatırarak üzerine otururlar. Sağ ayaksa parmakları kıbleye gelecek şekilde bükülerek gergin bir şekilde dik tutulur. Eller dizlerin üzerine konulur. El parmakları normal şekilde hafif ayrık olacak şekilde tutulur. Bu şekilde otururken önce Ettehiyyatü duası okunur. Sonra Salli Barik duaları okunur ve en son Rabbena duaları okunur. Dualar bitince önce Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diyerek sağ tarafa, sonra Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diyerek sol tarafa selam verilir. Selam verirken gözler omuz tarafına bakar. Selamdan sonra Allahümme entes selam ve minkes selam tebarakte yâden celal ve ikram istiğfarı söylenir. Böylece sabah namazının sünnetini tamamlamış oluruz. Sabah namazının farzı ve iki rekat olan bütün namazlar bu şekilde kılınır. Evet çocuklar, erkeklerin iki rekatlık namaz kılışını bu şekilde görmüş olduk. Şimdi güzel kızlarımızın namaz kılışına hemen bir bakalım. Önce abdestimiz yoksa namaz için abdest alırız. Namaz kılacağımız temiz bir yerde kıbleye dönerek niyet ederiz. Örnek olarak sabah namazının sünnetinin nasıl kılınacağını görelim. Eûzu besmele çektikten sonra niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya diyerek niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek tekbir alınır. Kadınlar tekbir alırken ellerini omuz hizasına kadar kaldırır. Sağ ellerini sol elin üzerine koyarak göğsün üzerinde tutarlar. Erkeklerden farklı olarak bileklerini kavramazlar. Gözler secde edilecek yere bakar. Subhaneke duası okunur. Euzu besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Fatiha suresinin sonunda amin denir. Besmele çekmeden bir sure veya birkaç ayet okunur. Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir. Kadınlar rükûda çok eğilmezler. Sırtlarını biraz meyilli tutarlar. El parmaklarını normal şekilde bitişik olarak dizlerin üzerine hafif bir şekilde koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar. Rükûdayken 3 defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Semiallahu limen hamide denir. Ayaktayken Rabbena lekel hamd denir. Namazlarda bütün rükûlar bu şekilde yapılır. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir. Secdeye giderken önce dizlerimizi, sonra ellerimizi, daha sonra da alın ve burnumuzu yere koyarız. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdedeyken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burna bakılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel A'la
denir. Allahu Ekber diyerek baş secdeden kaldırılır ve diz üstü oturulur. Otururken parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde, eller bacakların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada Subhanallah diyecek kadar kısa bir an oturulur. Kadınlar ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar. Allahu Ekber denilerek ikinci secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denilir. Secdeden Allahu Ekber denilerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. Secdeden kalkarken önce baş, sonra eller ve daha sonra da elleri dizlerin üzerine koyarak dizler yerden kaldırılır. Böylece birinci rekat tamamlanmış olur. İkinci rekatta eller birinci rekattaki gibi bağlanarak ayakta durulur. Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra birinci rekatta okumadığımız bir sure veya birkaç ayet okunur. Allahu Ekber denilerek rükûya gidilir. Rükûdayken üç defa Subhane Rabbiyel Azim denilir. Semiallahu limen hamide denilerek rükûdan doğrulur. Doğrulunca Rabbena ve lekel hamd denilir. Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede en az üç defa Subhane Rabbiyel A'la denilir. Allahu Ekber denilerek ara oturuş yapılır. Ardından yine Allahu Ekber denilerek ikinci secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denildikten sonra Allahu Ekber denilerek diz üstü oturulur. Bu oturuşta kadınlar ayaklarını sağ tarafa doğru çıkarırlar. Ayaklar üzerine değil yere otururlar. Bu şekilde otururken önce Ettehiyyatü duası okunur. Sonra Salli Barik duaları okunur ve en son Rabbena duaları okunur. Dualar bitince önce Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sağ tarafa, sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sol tarafa selam verilir. Selam verirken gözler omuz tarafına bakar. Selamdan sonra Allahümme enteselam ve minkeselam tebarekte yerden celal ve ikram istiğfarı söylenir. Böylece sabah namazının sünnetini tamamlamış oluruz. Sabah namazının farzı ve iki rekat olan bütün namazlar bu şekilde kılınır. Evet çocuklar, namazın kılınışında bu şekilde görmüş olduk. Rabbim bu bilgilerden istifade edebilmeyi ve dinimizin direği olan namaz ibadetini eda edebilmeyi hepimize nasip eylesin diyor. Ve konumuzu sonlandırıyorum bu şekilde. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.